Evet. Bugün sizlere merakla beklediğiniz iOS 12 vs iOS 13 videosunu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi videoda iki tane aynı cihazı kullandık. İkisi de iPhone 7 Plus 32 GB. iOS 12'li cihazımız sıfırdan kurulum yapıldı. Herhangi bir yedeklemenin üzerine kurulmadı. iOS 13 olan cihazımız ise sıfırdan kurulum yapmadık. iOS 12'nin üzerine iOS 13'ü kurduk. Bu aşamada iOS 12'li cihazımız daha iyi performans verecektir sıfırdan kurulum olduğu için. iOS 13'ümüz developer beta olmasından ötürü bizi çok çok geriye de atacaktır. Tabii ki bu, bu videomuz tamamen kesin nihai sonuçlar içermeyecek. Birisi zaten beta aşamasında olduğu için ahım şahım bir performans beklemeyelim. Ama bize ileriki dönemler için ufak da olsa bir yol gösterebilir. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan uygulamalarımızın açılış hızlarına bakalım arkadaşlar. Mesajlar uygulamasından başlayalım. 3. Aynı gibi. Notlar aynı. iOS'un Apple'ın kendi uygulamalarında pek bariz bir fark yok gibi duruyor. Fotoğraflar aynı. Kamera aynı takvim ay o sonuç daha önce hızlı açıldı gibi hava durumu aynı App Store iOS 12 daha önce açıldı. Ayarlar. iOS 13 mü daha önce açıldı sanki? Gibi gibi bilemedim. Aynı da olabilir. Şimdi üçüncü parti uygulamalarımıza bakalım. Hepimizin çoğunlukla kullanmış olduğu uygulamaları seçip bir test yapacağız arkadaşlar. Facebook'tan başlayalım. Hop. Evet. Aynı sayılabilir. Bu arada ikisi de aynı internete bağlı arkadaşlar. son 12 daha önce açıldı gibi ama ekranlar sanki aynı düştü gibime geldi. Bilemiyorum. İzleyip tekrar bakarız. Twitter yok. WhatsApp'a bakalım. iOS 13 daha önce açıldı. Bravo. Instagram. Aynı gibi sanki. Ayas 13. Ayas 13 daha açtı ondan sonra geri yükledi daha. Diyorsun. Ama bana bilmiyorum aynı gibi geldi. Kafa kafayı da diyebiliriz. Youtube'a bakalım. Evet. Ayas 13 daha önce yükledi. Snapchat'e bakalım. Aynı harita uygulamamıza bakalım. İzin ver diyelim. iOS 12 daha önce açtı. İstanbul cep trafiğe bakalım. İstanbulluların yoğun kullandığı bir program. Evet. iOS 12 daha önce açtı. Safari uygulama. Öncelikle hatta şöyle bir aramaya bakalım. iOS 12 daha mı önce açtı? iOS 12 daha önce açtı. Safari'mize bakalım arkadaşlar. iOS 3 daha önce açıp yüklemeyi tamamladı. Herhangi bir web sayfası şurada search edelim. Evet. Mesela Galatasaray yazalım. Galatasaray. Buna da aynısını yazalım. İkisini de aynı anda aratalım. iOS 12'li telefonumuz daha önce yükledi aynı web sayfasını açalım. İkisi de aynı anda yükledi. Safari'mizi kapatalım. Uygulamalar arası geçişlerimizi de bir kontrol edelim arkadaşlar. Mesela şuradan şuradan şöyle YouTube açalım. Hop. Buradan çıkalım. İstanbul trafiğe girelim. Buradan çıkalım. Facebook'a bakalım. Uygulamalar arası geçişlerde bir sıkıntı yok gibi. Ayarlarımıza gelelim en son. Şöyle size dilerseniz tekrar bir telefonlarımızın yazılımlarını gösterelim. İkisi de gördüğünüz gibi birisi iOS 13, diğeri iOS 12.3.1 iOS 12'nin en son sürümü. Bir de şöyle açılış kapanış hızlarına bakalım. Cihazlarımızın açılımına geçelim. iOS 12'nin elması daha önce geldi. iOS 12 daha önce açılacak gibi. iOS 12 cihazımız daha önce açıldı arkadaşlar. Hemen şifrelerimizi girip bir de Antutu testine geçelim. Antutu testimize ve iOS 13'te nasıl bir skor verecek? iOS 12'de nasıl bir skor veriyor? Aynı cihaz üzerinde son kez ona bakalım. İzin verme diyelim. Ve aynı anda testimize başlayalım. Gördüğünüz gibi iOS 13'lü cihazımız 139.400 aldı. iOS 12'li cihazımız 136.180 aldı. Geri kalan değerlendirme alt skorları da burada. Videoyu çekmemizdeki amaç bizlere şimdiden bir yol göstermesiydi. Tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum. Şu an iki işletim sistemini aynı cihaz üzerinde mukayese etmek için çok 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 erken. Biri developer beta daha beta sürecinde olan bir yazılım. Diğeri ise doygunluğa ulaşmış iOS 12'nin en dolu dolu stabilite haline en iyi şekilde almış bir işletim sistemi yazılımı arkadaşlar. Final sürümü geldiğinde tekrar videoyu çekeceğim ve tekrar bir karşılaştırma videosu ile sizlerle burada olacağım arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin. Videonun altına yorum atıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da tekrar tekrar unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.